İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Seçim 2019 programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Sayın Hakan Tütüncü. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümü. Siz de Çanakkale'ye çok sayıda Kepezli götürdünüz yıllar boyunca. Şehitlerimizi bir saygıyla analım istedim ben 18 Mart olduğu için. Kepez'den otobüs Çanakkale'ye insanlar götürüyorsunuz ve insanlar güler yüzlerle geliyor. Bu konuda ne demek istersiniz? Efendim öncelikle Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Milletimizin tarihinin akışını çok ciddi anlamda değiştiren çok önemli bir tarihin adıdır aslında 18 Mart 1915. Bunu öncelikle ifade etmek isterim. Tabii şehitlerimizin her birini minnetle, hürmetle, saygıyla yad ediyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bu vatan toprağında biz bugün hür, bağımsız bir biçimde yaşayabiliyorsak, gönderde bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, ezanı Muhammediler minarelerimizde şehbal açıyorsa Yahya Kemal'in ifadesiyle, aslında o isimsiz kahramanlara borçluyuz, şehitlerimize borçluyuz. Ve biz samimiyetle şuna inanıyoruz, şehitlerimizle çok farklı bir gönül bağını geleceğe doğru da kurmamız lazım. Yani o geçmişin kahramanlıklarını gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmamız lazım. İlk belediye başkanı olduğumda Çanakkale'nin ne kadar önemli bir vatan toprağı olduğunu bildiğim için hemşehrilerimize Çanakkale ruhunu anlatmayı da bir görev olarak addettim. Ve böylelikle belediyemize 3 tane otobüs satın aldık. Ve bu 3 otobüsümüz 10 yıl boyunca 25 binden fazla hemşehrimizi, çok güzel kadınlar, rakam, gençler, çocuklar, beyefendiler, hanımefendiler hepsini çok çeşitli tarihlerde Çanakkale'ye gönderdik. Oradaki o kahramanlık hikayelerini bizzat yerinde öğrensinler istedik. Ecdatlarına tutkuları, onlara minnet duyguları yücelsin, yükselsin istedik. Ve ecdadımızın hatıraları, kahramanlarımızın hatıraları da aynı şekilde gelecek kuşaklara aktarılsın istedik. Ve bu bize bir milli duruş ve bir milli duygu yüklesin istedik. Sonuçta şehircilik, belediyecilik sadece projeler ortaya koymakla, sadece ışıltılı eserlere imza atmakla olmuyor. Aynı zamanda bir nesil inşası, aynı zamanda bir ruh ikamesi de çok önemli. Milli bir ruhun ikame edilmesi, milli değerlerle donanmış bir neslin yetişmesi de bizim bir o kadar sorumluluğumuzdu. O sorumluluğun gereği olarak 25 bin hemşehrimizi Çanakkale'ye göndermiş olmanın bugün tarifsiz mutluluğunu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek, hemşehrilerimizle bunu paylaşmak istiyorum efendim. Kutluyorum dediğiniz gibi Çanakkale'yi milli görüş, milli duruş olarak benimsemek kaç çocuğun, kaç gencin hayatında böyle bir dönemeç meydana getirdiyseniz bundan yıllar sonra saygıyla anılacağınıza inanıyorum. Benim için çok önemli bir hizmet bu. Tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz. Efendim dün Cumhur İttifakı'nın bir gövde gösterisi vardı. Evet. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizin ilçenizde Turgut Özal Spor Salonu'nun yanında çok kalabalık, bayağı hani tarihte görülmemiş dediler ama ben bilmediğim için çok iddialı konuşmak istemiyorum ama beklenenden çok kalabalık bir miting gerçekleştirdi. Orada geçmişin Antalya'sıyla geleceğin Antalya'sını vatandaşlara anlatırken yapılanlarda da yapılacaklarda da size özel bir paragraf açtı. Evet. Parantez içinde söyledi. Özellikle o 43 bin tapu dağıtılmasının altını çizdi. Nasıl geçti? Siz oradaydınız. Evet. Bayağı heyecanlıydı vatandaş sanki. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya'ya teşrifleri zaten başlı başına bir heyecan konusu oluyor şehirde. Dün de yine coşkulu bir kalabalıkla diyebilirim ki AK Parti tarihinin en büyük mitingiydi ve Antalya'nın da en büyük mitingiydi siyasi tarihinde. Oldukça yoğun bir ilgiyle karşıladık.
milletin adamını, Cumhurbaşkanımızı hürmetle, muhabbetle ve özlemle bağrımıza bastık. Aslında o alanda coşku vardı, heyecan vardı, sevinç vardı. Ve o coşku, o heyecan, o sevinç de esasında 31 Mart zaferimizin bir işaret fişeği gibiydi. Ben hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı böyle görkemli bir törenle, görkemli bir mitingle bağrına basıp karşıladıkları için. Otobüsün içerisindeydik havaalanına gidene kadar. Yolun kenarlarında birikmiş olan Antalyalılar muhteşem bir gövde gösterisi yaptılar. Ve sevinç gösterilerini, sevinç tezahüratlarını Cumhurbaşkanımıza ilettiler. Bu da daha önceki mitinglerde görülmemiş önemli bir heyecandı. Diyebilirim ki dün Antalya, Kepez'de, Kepez'in Demokrasi Meydanı'nda, Turgut Özal Spor Salonu'nun önünde bir tarih yazdı. Ve bu tarih hepimizi 31 Mart zaferine biraz daha motive etti. Hemşehrilerimize Cumhurbaşkanımızın çok önemli mesajları vardı. Zaten Cumhurbaşkanımız hep hizmetleriyle konuşuyor. AK Parti siyasetinin temelinde de hizmet anlayışı vardır. Eserlerle konuşmak vardır. Ve yeni müjdeler, yeni heyecanlar, yeni eserler önümüzdeki dönemin ne kadar güzel olacağının da aslında işaretiydi. Tabii Kepez'le ilgili de çok önemli müjdeler vardı. Bunlardan bir tanesi Fatih Mahallesi sakini hemşehrilerimizin tapu özlemlerini dindirecek bir müjdeydi. Vakıf arazilerinde gecekondusu bulunan hemşehrilerimizin hukuki problemlerini çözen ve onlara tapulamanın önünü açan bir müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Fatih Mahallesi sakini hemşehrilerimizle paylaştı. Bu bizim için çok önemliydi. Uğur Bey, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekliyle biz Kepez'in en önemli sorunu olan mülkiyet problemini çözmeyi başarmış bir belediye olduk. Bizim dönemimiz aslında böyle bir dönem oldu. Ve dönemimizde 43 bin tapu verdik. Evet. Altı çizilmesi gereken en önemli husus budur. Cumhurbaşkanı da altını çizdi, dağıtmaya başladı mı 43 bin adet evet. mi diye o da yani takdir etti. Aslında Cumhurbaşkanımız Fatih Mahallesi'nin tapularının dağıtılmaya başlanıp başlanmadığını sormuştu. Onları dağıtmaya başladığımızı söyledik. Hazırlıklar evet. yapılıyor şu an. Ama bununla birlikte görev süremiz içinde de 43 bin tapuyu dağıtmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aslında mülkiyet problemlerini çözdükçe şehrin önü açıldı, açılıyor. Kepez'de muhteşem bir değişim ivmesi mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesiyle başladı. Burada sevinçle ifade etmek istediğim husus şudur Uğur Bey. Biz Kepez'de birkaç lokal nokta haricinde 2009'da şehrin önünde, Kepez'in önünde en büyük problem olarak duran mülkiyet problemlerini tamamıyla ortadan kaldırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakınız bugün Kepez'in hangi noktasına bakarsak bakalım, hangi mahallesine, hangi sokağına gidersek gidelim, 2009'da mukayese edilemeyecek kadar bir değişimin olduğunu görürsünüz. Mahallelerde siz onu söylüyorsunuz da, hani gözünüzü kapatın, bir 2009'u hatırlayın, evet. 10 yıl önceyi diyorsunuz. Tabii insan hafızası pek öyle yani değişimi içinde yaşadığı için pek göremiyor ama 2009'u hatırladığınızda yol yok. Bir de şey çok önemli, mülkiyet sorununu çözdük diyorsunuz ama her zaman söylüyorsunuz belediyeciliğin en zor işidir tapuyu verebilmek evet. diyorsunuz. Çok zor bir işi çözmüş olmanın da bir mutluluğu var anladığım kadarıyla. Geçtiğimiz günlerde Sütçüler Mahallesi'ndeydik. Sütçüler Caddesi'nin üzerinde Osman Gazi Semt Konağı'nda hemşehrilerimizle güzel bir sohbeti paylaşıyorduk. Aslında burada ifade etmek istediğim en önemli husus şu. Hani biz evimizde çocuğumuzun büyüdüğünü hissedemeyiz. Neden? Evet. Çünkü o büyüme gözümüzün önünde oluyordur. Şehirlerde de durum böyle. Şehirlerde doğuyor, büyüyor, gelişiyor tıpkı insan gibi. Ve biz onun içinde yaşadığımız zaman, yani şehrin içinden şehre baktığımız zaman akıp geçen zaman içerisindeki değişimin fotoğrafını çok iyi hissedemiyoruz. Nasıl ki çocuğumuzun 3-5 sene önceki fotoğrafına baktığımızda boyu büyümüş, kilosu değişmiş, yüzü değişmiş, saçları değişmiş diye böyle bir takım çıkarımlarda bulunuruz ya, şehirle ilgili de aslında geçmiş fotoğraflara bakmak, şehirdeki gelişimi, değişimi bize apaçık gözler önüne seriyor.
2009'da mesela Sütçüler'de, Osman Gazi semt konağımızın olduğu yerde, şöyle 360 derece etrafınıza baktığınız zaman gördüğünüz şey gecekondu, çamurlu yollar, verilememiş tapulardan dolayı hemşehrilerimizin feryat ve figanı. Bütün bunları görürdük. Orada hastaneyi göremezdiniz, okulları göremezdiniz. Ya da ne bileyim, bugün mülkiyet sorunları çözülmüş bir halde arsaların üzerine inşa edilmiş kocaman kocaman binalardaki alışveriş merkezlerini, şık dükkanları, istihdama katkı veren iş yerlerini, bunları görmek mümkün değildi. Bugün ama o caddeden geçtiğiniz zaman harikulade dükkanlar görüyorsunuz, avukat yazıhaneleri görüyorsunuz ya da ne bileyim nitelikli doktorların muayenehanelerini görme imkanına sahipsiniz. Adeta Sütçüler Caddesi, Kepez'in doğu mahalleleri için çok önemli bir şehir merkezi oldu, bir ticaret merkezi oldu. Yine yıllar içerisinde oraya inşa ettiğimiz kamu yatırımlarıyla, ki okullar bunun en başında gelmektedir ve yine devamında akıllı hastane gelmektedir, Kepez Devlet Hastanesi. Bu hastane de Türkiye'nin ilk akıllı hastanesidir. Bölgeye çok ciddi bir hareketlilik getirdi. Devlet hastanemizin günlük ziyaretçi sayısı, yani girip çıkan kimse sayısı 25 bindir Uğur Bey. 25 bin kişiyi biz oraya getiriyoruz, götürüyoruz. Bir bardak çay satsanız o 25 bin kişiye 25 bin bardak çay yapar. Doğru. Bir şişe su satsanız 25 bin şişe su yapar. Bir simit satsanız 25 bin simit yapar. Yani bu kadar önemli bir sosyal hareketlilik beraberinde ekonomik hareketliliği de getiriyor. Hı hı. Orada biz emsal artışlarını 2010 yılında verdik. %42 daha fazla inşaat yoğunluğu getirdik. Daha büyük binalar, daha nitelikli yapılar ortaya çıktı. Tabii kamu yatırımlarının bölgeye getirmiş olduğu sosyal hareketlilik ve ticaret merkezlerinin bölgede meydana getirdiği hareketlilik aslında istihdamı sağlayan yeni iş yerlerinin açılmasına da katkı sağladı. Birbirini tetikliyor tabii. Tetikledi. Ve Sütçüler'de bu durum böyle ama Kepez'in hangi mahallesine bakarsanız bakın bu durum bu şekilde. Mesela bir de batıdan örnek verelim. Ahatlı Kültür Yeni Doğan. 2009'da göreve geldiğimizde İller Bankası'nın etrafındaki birkaç tane ada hariç Ahatlı Kültür ve Yeni Doğan mahallelerimizde maalesef ki mülkiyet sorunları henüz çözülememişti. Evet. Tapularına hemşerilerimiz kavuşamamıştı ve orada çok yoğun bir gecekondu yapısı hakimdi. Ve oralarda hiç ruhsatlı, iskanlı bina bulunmamaktaydı. Biz tapu problemini çözdük. 35 senedir devam ediyordu o problem. Bununla da kalmadık. İmar revizyon planları yaptık ve orada konut yoğunluğunu arttırdık, kat adedini arttırdık. Bütün bunlarla birlikte Kepez çok önemli bir potansiyelinin farkına vardı. Oradaki üniversiteyi fark etti. Halbuki üniversiteyi biz yapmadık. 1982. Üniversite orada vardı ve duruyordu. Orada öğrenciler de vardı. Tabii öğrencilere yönelik orada yurtlar, özellikle ticaret merkezleri, öğrencilerin sosyal yaşamlarını idame ettirebilecekleri çok çeşitli özel sektör girişimleriyle bölge çok farklı bir ticaret merkezi haline geldi. Sosyal hareketliliğe sahne oldu. Bununla da kalmadık. Mesela Antalya'nın Diş Hastanesi bizim o mülkiyet sorunlarını çözdüğümüz alana yapıldı. Ahatlı mahallemize. Evet. Belediyemizin kreşi, hasta konuk evi ve belediyemizin birçok sosyal tesisleri. Ve bugün altyapısı tamamlanmış. Adeta her türlü altyapı ihtiyacını gidermiş bir modern dünya mahallesi olarak orada varlığını sürdürüyor. Binalarda Ahatlı, yeni Kültür yeni ve yeni doğan mahallelerimiz. Orada yeni bir şehir oluşmuş. Ve bakın gibi. Geçtiğimiz günlerde yine orada gezerken bir hemşerimizle karşılaştım. O bizim mülkiyet problemlerini çözdüğümüz, yoğunluğu getirdiğimiz mahallede hemşerimiz üniversitenin de potansiyelini keşfederek arsasına 30 tane apart daire yapmış ve bunu öğrencilere kiraya vermiş. Her bir apartı 1000 liraya kiraya vermiş ve bacağını çelmiş oturuyor. Hemşerimiz dedi ki başkanım Allah sizden razı olsun. 2009'da göreve geldiğinizde tapumuz yoktu, yolumuz yoktu. Çamurlu yollardan geçiyorduk. Bahçemizde bir tane
ahır vardı. Orada iki tane büyükbaş hayvanımız vardı. Onun sütüyle ve asgari ücretle hayata tutunuyorduk. Ama bugün oldukça iyi bir gelir seviyesine sahip olduk. Bunu yapan sizsiniz, size teşekkür ederiz dedi. Ve gerçekten o mahalledeki değişim de bambaşka. Gelelim Masa Dağı'nın üzerine çıkalım mesela. Masa Dağı'nın üzerinde 2009'da 2B problemi vardı. Evet. Kat artışı ile alakalı problemler vardı, beklentiler vardı. İmar planlarında revizyon yapılmaya ihtiyaç vardı Uğur Bey. 2B problemi zaten başlı başına bir problemdi. Yapılaşmanın önünde önemli bir engeldi. 2013 yılında bu problemi biz çözdük. Ve orada tapuları verdik. İlave imar hakları getirdik, imar plan revizyonlarıyla kat sayılarını arttırdık ve şimdi Antalya'nın en güzel yerleşim yerlerinden birisi haline geldi. Yıllar içinde yapmış olduğumuz çalışmalarla Masa Dağı. Çok değerlendiğini biliyorum. Masa Dağı çok önemli bir potansiyelini keşfetti. Nedir o? Deniz manzarası var, şehir manzarası var ve denize kuş bakışı bakıyor. Yıllık ortalamada 8 derece daha hava serin. Bu da çok önemli bir avantaj. Evet. Bütün bunlarla birlikte şimdi orada Türkiye'nin en büyük inşaat firmaları son derece lüks konutlar yapıyorlar. Yani hemşehrilerimiz arsalarını o müteahhitlik firmalarına vermek suretiyle kendi arsalarının üzerine çok değerli siteler kuruyorlar ve orada modern bir yaşama merhaba diyorlar. Ve orada gayrimenkul fiyatlarına baktığımız zaman da ortalama kepez fiyatlarının oldukça üzerinde satışlar gerçekleştiğini görüyoruz ki bu da aslında kepezin nereden nereye geldiğinin fotoğrafı. Sadece 3 mahalleden örnek verdim. Gelelim Altınova'ya. Altınova'da biz çalıştık, gayret ettik. 8 yıllık bir gayretimizin neticesinde 45 yıldır devam eden imar sorunlarını çözdük ve hemşehrilerimize imar tapularını teslim ettik. Şimdi orada daha yoğun konut yapılaşması mevcut. Ve yine aynı şekilde ticaret merkezleri, yeni alışveriş merkezleri o bölgeye açıldı. Ve dolayısıyla istihdama katkı sağlayan bir önemli ticaret merkezi haline geldi Altınova. Sadece Altınova'da da değil, Kepez'in hangi mahallesine bakarsak bakalım, bizim imar ve şehircilik noktasında atmış olduğumuz adımlar, yıllar içerisinde ortaya koyduğumuz performans ve başarı, Kepez'i bambaşka bir gelişmişlik seviyesine eriştirdi, ulaştırdı. Bu bizim için büyük bir mutluluktu. Şehir böyle böyle gelişecekti. Sosyal hareketlilik getirdik, altını özellikle çiziyorum. Hı hı. Tabii bununla birlikte ekonomik hareketliliğe de sahne olduk. Hani hep seçim zamanlarında bahsedilir. Yerel yönetimlerin yerel ekonomilere katkısından. Hı. Bununla ilgili projeler geliştirilir, söylemler geliştirilir. Ve bunlar hemşehrilerimize seçim bölgelerinde biz belediyecilerin anlattığı hususlardır. Ama bence en önemli gelişmişlik göstergesi bölgedeki sosyal hareketliliği arttırmaktır. Bakınız birçok kültür sanat tesisi açtık dönemimizde. Bunlar da bölgemize çok ciddi bir hareket getirdi. Mimar Sinan Kongre Merkezimiz yılda 1 milyonun üzerinde misafir ağırlıyor. Fuarlarla, dün itibariyle fuarımızı kapattık. Evet. İkinci kitap fuarı ve bu yıl 400 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Geçtiğimiz yıl 380 bindi. Ve sadece bu 1 milyon ziyaretçinin 400 bine yakını bu kitap fuarı vesilesiyle geliyor. Hemen arkasından bir istihdam fuarı gerçekleşecek. Hemen karşıya geçelim Dokuma'ya. Dokuma göreve geldiğimizde biliyorsunuz birçok hukuksal sorunla mücadele eden, Antalya'da da birçok siyasi spekülasyona malzeme olmuş, kangren haline gelmiş bir konuydu. Antalyalıların değildi zaten. Antalyalıların değildi ve bizim kucağımızda duruyordu. Hemşehrilerimize sözümüz vardı. Dokuma'nın tapusunu alacak, Dokuma'yı da güzel bir kent parkı haline getirecektik. Bakınız 10 yıllık gayretlerimiz neticesinde şimdi orada harikulade bir kent parkı doğdu. Evet. Ve orada 7 tane müze, bunun yanında TÜBİTAK işbirliğiyle bir bilim merkezi. Bunlar orada ve oraya çok ciddi bir hareketlilik getiriyor. Kasım ayında bir kahve festivali yaptık. 3 günde Uğur Bey sadece o festival vesilesiyle 300 bin hemşehrimizi orada misafir ettik. Karşı tarafta yine Mimar Sinan Kongre Merkezi, yılda 1 milyon ziyaretçi ağırladığımızdan bahsediyorum. Bütün bunlarla birlikte aslında biz bölgeye çok ciddi bir hareketlilik getiriyoruz.
o insanlar, yani Kepez'e ziyaret için bir vesile bulan insanlar o tesislerimizi ziyaret ederken aslında bizim esnafımıza para bırakıyorlar. Evet. Taksiciye para bırakıyorlar, büfeciye para bırakıyorlar, restorana para bırakıyorlar ve dolayısıyla şehrin ekonomisine böylelikle de bir katkı sağlıyoruz. Kepez özet itibariyle 10 yıllık gayretimizin neticesinde çok esaslı bir değişime sahne oldu ve biz bundan çok mutluyuz. İmar sorununu çözmek sadece imar sorununu çözmek anlamına gelmiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Tapu dağıtmak sadece tapu dağıtmak değil. Bunun ekonomik geri dönüşleri de var. Evet. Onu da Kepezliler yaşıyor. Yani o fuarlara ve festivallere de ben de katılma imkanı bulduğum için o hareketliliği görüyorum. Orada insanların yüzleri gülmeye başladı. Ben şeye geçmek istiyorum. 123 proje hedef 2023 evet. diye kampanyaya başladınız. Artık 14 gün gibi bir şey kaldı, 13 gün kaldı. Nasıl gidiyor kampanya efendim? Kampanya oldukça güzel geçiyor. Her vesileyle hemşerilerimizle buluşuyoruz. Esasında biz hemşerilerimizle her gün buluşuyoruz, her vesileyle buluşuyoruz. Sadece kampanya döneminde değil. Ve Kepez'in gelecek hedeflerini kampanya dönemi vesilesiyle bir araya geldiğimiz hemşerilerimize de anlatıyoruz. Bakınız Uğur Bey, biz 25 Şubat'ta proje tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Evet. Çok büyük bir heyecan açığa çıktı. Ve biz 123 proje hedefini orada hemşerilerimize teferruatlı bir biçimde anlatma imkanımız oldu. Sonrasında bu proje kitabını, kitapçık değildir bu, çok ciddi bir gayretin, yüksek bir ufkun ve gerçekten vatan ve millet sevdasıyla, azimle çalışmanın ve bir ekip çalışmasının neticesidir. Buradaki projelerimizi hemşerilerimize anlattığımız zaman hemşerilerimiz gerçekten çok heyecanlanıyorlar. Onların gözlerindeki parıltı, yüzlerindeki sevinç belirtileri de bizim çalışma heyecanımızı, hevesimizi, iştahımızı işin doğrusu kabartıyor. Biz birbirimizin sevgisinden, hemşerilerimizle birbirimizin heyecanından besleniyoruz ve bu da bizim işimizi kolaylaştıran bir unsur oluyor. Şimdi dilerseniz ben bu 123 projenin felsefesine kısaca bir değinmek Lütfen. İstiyorum. 9 ana başlıkta 123 proje hedef 2023. Evet efendim. Biliyorsunuz bizim birinci dönemimizde 41 proje hedefimiz vardı. Ama birinci dönemde az evvel de ifade ettim. Kepez'in köklü sorunları vardı. Çok büyük sorunları vardı. Mülkiyet problemlerinin çözümüydü öncelikli gündem maddesi 2009'da. Hemşehrilerimiz çocukların en masum talepleri olan okul ve park taleplerini bile ifade etmenin önünde hemen mülkiyet problemlerini dillendiriyorlardı. Çünkü öncelik mülkiyet problemlerinin, tapu problemlerinin, imar problemlerinin çözülmesiydi. Biz bir taraftan imar problemlerini çözeceğimize söz verdik 2009'da ilk göreve gelirken. Tapu problemlerini çözeceğiz ve tapularınızı vereceğiz dedik. Hı hı. Ama bu yetmez. Biz modern bir kent kurmayı hedefliyorduk ve bizim gelecek projeksiyonumuzda Kepez potansiyelini ortaya çıkarmış bir kent olarak geleceğe yürümeliydi. Aslında bizim 2023 hedefimiz 2009'da zihnimizde olan bir husustu. Hı hı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 hedefini çok önceden beri ifade ediyor, vurguluyor. Evet. Liderler vizyon ortaya koyarlar. Vizyon öyle bir şeydir ki yönettiğiniz insanlarda heyecan meydana getirir. O halde biz de 2023 vizyonunu 2009'da zihnimize yazmalıydık. 41 proje dedik ve 41 projenin çok üzerinde proje gerçekleştirdik. 60 civarında projeyi ilk dönemimizin sonunda hayata geçirmenin mutluluğuyla biz ikinci döneme gidiyorduk. İkinci döneme giderken zihnimizdeki temel mantık şuydu. Evet, biz birinci dönemde mülkiyet ve imar sorunları konusunda çok yol aldık. İkinci dönem bir başka aşamaya geçmeliydik. O yeni aşama da değişimin ve dönüşümün her yerden hissedildiği, sadece Kepez'in içinden değil, her yerden hissedildiği bir Kepez'i inşa etme düşüncemiz vardı zihnimizin merkezinde. Ve Kepez'de yaşayan herkesin kendini mutlu hissettiği bir şehir meydana getirmeliydik. O yüzden ikinci dönemimizde 7'den 70'e 70 proje dedik. Evet. 7'den 70'e dedik çünkü herkesi kuşatmalıydı, kapsamalıydı. Şehirde yaşayan herkes değişim heyecanını bir yanıyla bir yönüyle yaşamalıydı.
gençler, yaşlılar, kadın, aile, eğitim alanında önemli eserler ortaya koymalıydık. Büyük projeleri geliştirmeliydik ve bu bizim için özel bir hedefti. 2014'te başlayan ikinci dönemimiz bugünlere geldiğinde 103 projeyi hayata geçirmiş bir dönem olarak Kepez'in tarihinde çok müstesna bir şekilde anılacaktır. Ben buna böyle inanıyorum. Şimdi üçüncü dönemin başlangıcındayız. Evet. Madem ki gönül belediyeciliği diye bir başlık açtı liderimiz, o zaman bizim hem gönül belediyeciliğiyle örtüşen hem de 2023'ü de kapsayacağı için önümüzdeki 5 yıllık dönem, Cumhuriyet'in 100 yıl hedefleriyle de örtüşecek projeler tasarlamalıydık. Ve biz 8 aydır 50 kişilik bir ekiple projelerimize çalışıyoruz. Bakınız, bu kitabın içerisinde hemşehrilerimize seçim vaadi olarak sunduğumuz projeler, Uğur Bey, yüksek bir ufkun, bir ekip çalışmasının ve geçmişte elde ettiğimiz tecrübelerin neticesinde ortaya çıkmış projelerdir. Ve biz büyük bir heyecan duyuyoruz. O yüzden yeni hedeflere başlığını da kullandık kampanyamızda. Evet. Yeni hedeflerimiz var. Nedir yeni hedeflerimiz? Cumhuriyet'in 100. yılında muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış bir Türkiye'nin mümtaz, seçkin, saygın bir ilçesi olabilmek. Ve bu bakış açısıyla bu projelerimizi hazırladık. Bu projelerimizin içerisinde neredeyse yarısı kadın ve aileyi ilgilendiren projeler. Geri kalan kısmı da ağırlıklı bir şekilde gençlere, çocuklara, yaşlılara ayrılmış, dezavantajlı gruplara ayrılmış projeler. Onların ayrıcalıklı bir şehirde yaşamalarını hissettirecek projeler ve dörtte birlik kısmı da yeni yatırımlarımız ve bununla birlikte şehre cazibe meydana getirecek eserler, tesisler. Kelimenin tam anlamıyla yüksek bir ufukla bir ekip çalışmasının ürünü olan bu projeleri 31 Mart zaferimizin hemen sonrasında 1 Nisan'dan itibaren tecrübeli ve geçmişte elde ettiği birikimlerle yoluna devam eden ekibimiz gerçekleştirmeye devam edecek. Yine altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de şu: geçmişte elde ettiğimiz başarılar, geçmiş seçim vaatlerini yerine getirmemiz durumu bizim için çok önemli bir referans meydana getiriyor. Nasıl ki o projelerde hemşehrilerimizi mahcup etmedik, onları harfiyen yerine getirdik, hatta vaat etmediklerimizi bile gerçekleştirdik. Böylelikle değişimin fitilini ateşledik. Önümüzdeki dönemde de bu 123 projeyi hayata geçirmek suretiyle gerçekten Türkiye'de değişimin bambaşka yaşandığı çok müstesna bir şehir olarak şehri, Kepez'i geleceğe taşıyacağız. Hemşehrilerimizin gücü en büyük gücümüz. Onlardan aldığımız destekle ve tabii ki 31 Mart'ta bize onların vereceği yeni dönem yetkisiyle birlikte bu projeler bir bir hayata geçecek. Şunu söylemek isterim, önümüzdeki dönem çok heyecanlı bir dönem olacak ve çok fazla çalıştığımız, emek sarf ettiğimiz bir dönem olacak. 123 projeyi hayata geçirmek için zamana karşı inanılmaz bir yarış verdiğimiz bir dönem olacak. O döneme erişmek, ulaşmak bizi çok heyecanlandırıyor. O günleri yaşayacak olmamızın mutluluğu bizi şimdiden bütün ekibimizle birlikte çepeçevre sarmış durumda. Vakitin yeteceğinden ben eminim, çünkü arada başlayanların olduğunu biliyorum, evet. Ben start verilenlerin olduğunu biliyorum. Tabii bu projelerin içerisinde start verilenler var. Yani bir insanı beklemeden tabii, başladıklarınız olduğunu biliyorum. Bir de birçok projenin uygulama projeleri bile şu an itibariyle ekibimiz tarafından hazırlanmış durumda. Evet, çoğu projenin nokta atışı, yani yeri belli, planları çizilmiş, bir binanın nasıl olacağı belli, ön hazırlıkları yapılmış, onu biliyorum. Hatta içinden başlayanların da olduğunu biliyorum. Evet. 1 Nisan'dan sonra 5 yıllık süreçte yetişeceğini biliyoruz. Bunun ilk maddesi, 9 ana kısma bölmüşsünüz 123. Evet. Projenizi yeni yatırımlarla başlıyor. Yani evet efendim. Yeni açalım mı kitabı? Açalım efendim. Efendim açalım. Evet. Siz bunu Kepezli hemşehrilerinize anlatıyorsunuz ama aslında her bir projenin böyle uzun uzun altlıkları var. En azından biz önemlilerini geçelim istiyorum burada. Tabii ki efendim. Bir numaralı projeniz Dokuma Parkı. Evet. Oradan başlasak.
En azından bu yeni yatırımları neler olacağını önümüzdeki 5 yıllık dönemde yeni yatırımları anlatalım istiyorum. Evet efendim. Proje kitapçığımızın, proje kitabımızın, projeler bütünümüzün birinci kısmı yeni yatırım projelerimiz. Ve bunların da birincisi Dokuma Park'ın yeni bir cazibe merkezi olarak yolculuğuna devam etmesi. Dokuma ile alakalı az evvel süreci anlattım. Evet. Dokuma'da geldiğimiz noktayı anlattım. Şimdi daha da ileri gitmemiz lazım. Arkada bir ticari alan var ve o ticari alanı hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. 250 dönümlük alan pek çok projemizle birlikte hemşehrilerimiz için modern, güzel bir yaşam merkezi olacak. Dokuma'nın ne başı var ne sonu var. Aklımıza gelen yeni projeleri oraya yapıyoruz ve Dokuma'yı Türkiye'nin en önemli parklarından birisi haline getireceğiz. Hatta dünya ölçeğinde hatırı sayılır bir park haline gelecek. Biliyorsunuz Uğur Bey, dünyada büyük şehirlerin önemli cazibe merkezi olmuş, adından bu yanıyla söz ettirmiş parkları vardır. Evet, parklar önümüzdeki ve meydanlar meşhur. Dönemin sonunda inanıyorum ki bu 123 projemizi gerçekleştirdiğimizde İlk fırsatta göreceğimiz, ilk bakışta gözümüze çarpacak en önemli hakikat, Dokuma'nın da dünya ölçeğinde çok önemli bir yaşam merkezi, önemli bir şehir parkı olduğu hakikati ortaya çıkacak ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Yine Masa Dağı rekreasyon projemiz, ikinci projemiz. Bu da çok önemli bir proje. Masa Dağı'nın eteklerinde 5 mahallede hemşehrilerimizle birlikte güzel bir kentsel dönüşüm projesi uyguluyoruz. Biz planları hazırlıyoruz. Hemşehrilerimiz müteahhite vererek arsalarını güzel sitelere dönüştürecekler. Kaliteli bir yaşama merhaba diyecekler. Ama bununla birlikte de Masa Dağı'nın eteklerindeki o gecekondu dokusu ortadan kalkacak. Orada planlanan, imar planında yer alan oldukça geniş 1000 dönümün üzerinde bir yeşil bant var. Ve biz bu yeşil bantı güzel bir rekreasyon projesiyle, güzel bir peyzaj tasarımıyla gündüz ayrı bir güzel, gece de yeşil ışıklandırmalarla Antalya'nın her tarafından görülecek kepezin gerdanına asılmış adeta zümrüt bir gerdanlık haline dönüştüreceğiz. Masa Dağı hem bu projede bizi çok heyecanlandırıyor. Masa Dağı geceleri de gezilecek bir mekan haline gelecek ve Antalya'nın en değerli peyzaj dokusunu barındıran bölgelerinden birisi olacak. Hem Masa Dağı Antalya'yı seyretmiş olacak, hem evet, Antalya'da Masa Dağı'na baktığı zaman çok güzel yeşil bir gerdanlık evet, görmüş olacak. Dokumanın arka kısmında hemen yeni bir balıkçılar çarşısı yapıyoruz. Önemli sahil şehirlerinde esnafın bir arada olduğu, çok güzel balık pişirme evlerinin de olduğu, balık satışlarının da yapıldığı, turistik de değeri olan balık pazarları, balık çarşıları olur. Ve biz oraya bir de organik pazar eklemek suretiyle güzel kentsel tasarımlarla birlikte güzel bir balıkçılar çarşısı yapıyoruz. Bu da heyecan verici projelerimizden, yeni yatırımlarımızdan birisi. Tabii ki spor çok önemli. Spora çok önem verdik geçtiğimiz 10 yılda. Çok önemli spor tesisleri hemşehrilerimize armağan ettiğimiz bilinen bir gerçek. Gençlerimiz spor yapmanın tarifsiz mutluluğu içerisinde yaz tatillerini geçiriyorlar. Kışın kış spor okullarımız öğrencilerimize inanılmaz güzel bir sosyal ortam sunuyor. O halde şimdi yeni dönemde vitesi biraz daha büyütmek lazım. Bizim şu an Hasan Doğan Stadyumumuzun olduğu yere 10 bin kişilik güzel bir stadyum yapacağız ve bununla birlikte nitelikli bir spor kompleksini oraya kazandıracağız. Olacak. Beşinci projemiz Anadolu Türk Evleri Mahallesi. Yine eski şehirlerimizde, tarihi şehirlerimizde çok güzel Anadolu mimarisiyle tasarlanmış evler var. Evet. Onların adeta bir açık hava müzesi halinde sergilendiği güzel bir cazibe merkezini Kepez'e kazandıracağız. Anadolu'nun her köşesinden ev olacak mı efendim? Anadolu'nun, yani mesela Safranbolu evleri. Anadolu'nun her köşesinden orijinal evler olacak. Anlatacağımız projeler çok olduğu için detaya çok giremiyorum. Anladım. Ama çok orijinal bir proje olacak ve Antalya için güzel bir cazibe merkezi ve Antalya'ya gelen misafirlerimizin de mutlaka görelim dediği noktalardan birisi olacak. Altıncı projemiz Kepez Üniversitesi. Kepez Üniversitesi bizi çok heyecanlandırıyor. Aslında biz 3 yıldır Kepez Üniversitesi'ne bir arazi tahsis etmek, bölgemizde güzel bir
ihtisaslaşmış butik üniversite meydana getirmek için çalışıyoruz. Arazi sorununu çözdük. Biliyorsunuz belediyeler üniversite kuramıyorlar. Üniversiteyi vakıflar kuruyor. Vakıflarla işbirliği içerisinde Kepez'e güzel bir üniversite kazandırmak dönemimizin en önemli çalışmalarından olacak. En çok karşılık bulan projelerinizden biri olduğunu biliyorum ben. Kepez'e çok değer kazandıracak. Evet. Biz okul öncesi eğitimden başlamak suretiyle liseye kadar çok nitelikli eğitim kurumları ortaya koyduk Uğur Bey dönemimizde. Şimdi artık eğitimi güçlü Kepez'i üniversiteyle de taçlandırmamız lazım. Kepez'in eğitim şehri olması vizyonuna da çok önemli bir artı değer kazandıracağımızı düşünüyoruz. Yine bir başka önemli projemiz yeraltı ve katlı otoparklar. Maalesef eskiden planlanmış mahallelerimizde çok ciddi otopark sorunu yaşıyoruz. Bu otopark sorunlarına köklü çözümler getirmek de katlı otoparklar ve yeraltı otoparklarının yapılmasıyla ilgili. Altı çizilmesi gereken çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz yıllarda mekansal planlar yönetmeliğinde çok önemli bir değişiklik meydana geldi. Aslında bunu bakanlık nezdinde bu yönetmeliğin değişmesine katkı verenlerden birisi de bizim belediyemizin planlama servisiydi. Yani bizim teknik arkadaşlarımız da o yönetmeliğin değişimiyle ilgili çok önemli fikri katkılar sundular. Parkların altına otopark yapabilme, yeşil alanların altına otopark yapabilme imkanı geldi. Yeni planlı alanlar yönetmeliğiyle. Bu yeni bir şey. Evet. Ve bu aslında bizim dahil olduğumuz değişimi için, bu yeniliğin, bu gelişimin meydana gelebilmesi için bizim katkı koyduğumuz bir süreçti. Şimdi o süreç tamamlandı. Yeni katlı otoparklar gelecek ve yeraltı otoparkları gelecek. Trafik çok büyük sorun tabii büyük şehirlerde. Evet. Kepez'de de trafik çok büyük bir sorun haline gelecek kalabalıklaştıkça. Kesinlikle. Bu trafiğin çözümüne yönelik de bir proje olacak. Kentin sorunlarına, kentin müzminleşmiş sorunlarına çareler üretiyoruz. Bir başka müzminleşen sorun da biliyorsunuz sokak hayvanlarına. Maalesef. Sokak hayvanlarına rehabilitasyon merkezi ihtiyacı ve onlara bakım evi yapmak. Şimdi biliyorsunuz biz göreve geldiğimizde Kepez'in bir hayvan hastanesi yoktu. Hı hı. Veterinerlik servisi, iki tane veterineri vardı. Belediyemizin arkasındaki o barakalarda küçük bir oda içerisinde iki tane veterinerimiz otururdu. Sadece göstermelik birkaç iş yaparlardı. Ama biz geçtiğimiz 10 yılda varsak da güzel bir hayvan hastanesi meydana getirdik. Geçici rehabilitasyon merkezi, kısırlaştırma, aşı, tedavi, onların geçici bakımı. Esasında bu rehabilitasyon merkezlerini kurmak ve bakım evlerini yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir evet. Büyük şehirlerde. Ama büyükşehir belediyemiz bir yandan bu çalışmalarını sürdürürken biz de şehrin müzminleşen sorunu olan sokak hayvanlarının barınma ve yine aynı şekilde onların bakımları noktasında böyle güzel bir tesisi meydana getirelim istedik. Bu arada bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Lütfen. O Varsak'taki geçici bakım evini kaldırıyoruz. Oranın yerine çok güzel bir kreş yapıyoruz. Varsaklı hemşehrilerimize de bu bir müjdemiz olsun. Yine eski belediye binasını Varsak'taki onu da kaldırıyoruz. Oranın yerine de çok güzel bir semt konağı ve bir millet kıraathanesi açıyoruz. Orada yıllanmış çınar ağaçlarının altında yazın serin bir ortam, kışın da iç mekanda sıcacık bir ortamla hemşehrilerimize hizmet verecek yeni, modern, çağdaş bir belediye hizmet noktasını projeleri anlatalım derken kitapçıkta olmayan müjdeler de vermeye evet, başladınız. Onları da veriyoruz. Biz Kepez için güzel bir Luna Park ve bir Aqua Park hayal ediyoruz. İnşallah bu da projelerimizden birisi. Güzel bir dönme dolapla, dev bir dönme dolapla Masa Dağı'nın üzerinden Antalya'nın, Akdeniz'in o muhteşem manzarasını, Akdeniz'le kucaklaşmış Antalya'yı, Antalya'yı çepeçevre sarmış o Akdeniz'in mavisini ve o görsel güzelliği Antalya'ya gelenlere ve hemşehrilerimize sunacağız. Kepez panorama adıyla. Bu da evet. Çok önemli bir çalışmamız. Mahalle meydanlarımız çok önemli bir projemiz. Mahallelerimizin meydanlarına yani orta noktalarına güzel meydanlar yapacağız. Mahalle meydanları ciddi bir yenilik ve kültür sanat faaliyetlerini de mahallelerimizde icra edebileceğimiz
çok heyecan verici bir proje olacak. Kepez'in kent meydanını yaptık ve şimdi oradaki üstteki bugün dün miting yapılan o alandaki o yolu da kapatmak suretiyle tam 166 bin metrekare dev bir meydan elde etmiş olduk. Ve şimdi vitesi biraz büyütmek lazım. Mahallelere de meydanlar yapalım istiyoruz. Evet. Mahallelerde de kültür sanat etkinliklerini harikulade bir biçimde gerçekleştirelim. Kepez Seyir Kulesi ve Prestij Cadde düzenlemelerimiz de yatırımlarla ilgili çok önemli hedeflerimiz ve bu hedefleri de inşallah birlikte beraberce hemşehrilerimizle gerçekleştireceğiz. Bunlar tüm Kepez'e hitap edecek vizyon projelerdi. Yeni yatırımlar başlığı altında topladığınız toplam 18 yeni yatırımdı. Beni çok ilgilendiren şu, yani benim Kepez'e çok faydası olacağına inandığım, ekonomisine katkıda bulunacağına inandığım cazibe merkezi Kepez var ama o en sonda. Evet. En sonda kaldığı için benim onun programlarda isminin geçmemesine üzülmüşlüğüm var. Evet. Çünkü siz tabii ki bunun felsefesini anlattınız ama bu cazibe merkezi Kepez'in yani festivaller, müzeler, etkinliklerle Kepez'in ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağına inananlardanım. Bu projelerden de önemlilerini lütfen felsefesiyle beraber Kepezlilere anlatır mısın? Evet efendim. Tabii programımızın başında da ifade ettiğim çok önemli bir husus vardı. Ekonomik gelişmeyi sağlayan, ekonomik gelişmeyi sonuçlayan en önemli şey sosyal hareketlilik. Sosyal hareketliliği arttırmamız lazım bizim Kepez'de. Geçtiğimiz 10 yılda bunun için çok önemli mesafeler kat ettik. Onları anlattım. Ve biz buraya, Antalya'ya gelen turistleri ne kadar çekebilirsek ve biz Kepez'e ne kadar Antalyalıyı, Antalya'nın diğer ilçelerinden, bölgemizden hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı davet edebilirsek o kadar da sosyal hareketlilik noktasında mesafe kat etmiş olacağız. Evet. Bu bizim için çok önemli. Bakın, dokumanın içerisinde 6 tane müze, bir tane bilim merkezi yaptığımızdan bahsettim. Yine Hababam Sınıfı Müzesi önemli yatırımlarımızdan birisiydi. Lirbaton Kome'yi yaptık. 2200 yıllık bir antik kenti 4,5 yıldır kazdık. Ve onu şu an ziyarete açtık. Önemli bir cazibe merkezi. Off-road pistimiz, drag pistimiz gençler için çok önemli bir cazibe merkeziydi. Şimdi yeni cazibe merkezleri eklememiz lazım. Müzeler burada çok önemli bir yer tutuyor. Demokrasi Müzesi yapacağız. Demokrasi Müzesi'ni kent meydanımızın tam da merkezine yapacağız. Hı hı. Ve çok özel bir mimariyle Türkiye'nin ta 1876'dan bu yana geçirdiği demokratikleşme yolunda mesafeleri anlatacağımız, aşamaları ziyaretçilerimize aktaracağımız Türkiye'nin de önemli müzelerinden birisi olacak. Evet, ve içeriği güzel olursa bunu görmeye gelenin çok olacağına inanıyorum. Kesinlikle çok heyecanlandırıcı şeyler var programımızın. Sonuna da yaklaştığımız için çok da fazla vakit almak istemiyorum. Dokumanın içerisine, hani dedim ya, dokumanın başı da yok, sonu da yok. Evet. Hayallerimiz hiç bitmiyor. Dokuma Tekstil Müzesi ile aslında bir tekstil şehri olan Akdeniz'i ve pamuklu dokumanın hikayesini anlattığımız, sadece dokumanın tarihi değil, yani dokuma fabrikasının tarihi değil, dokumacılığın bu topraklardaki, Anadolu topraklarındaki tarihini anlattığımız çok önemli bir ihtisas müzesi, Dokuma Tekstil Müzesi. Yine zeytincilik çok önemli. Lirbaton Kome'den bahsettim. Evet. Lirbaton Kome 2200 yıllık bir antik kent ve vaktiyle Perge şehrinin zeytin ihtiyacını karşılayan zeytinyağı üretim tesisleri olan eski bir şehir orası. Ve şimdi o eski şehirden de aslında ilhamla zeytinciliğin Anadolu topraklarındaki yolculuğunu, tarihini, tarihçesini, özelde de Antalya'daki zeytincilik faaliyetlerini, 2200 yıllık bu faaliyeti gözler önüne serdiğimiz güzel bir müze olacak. Zeytincilik Müzemiz, bu da Dokuma Park'ın içerisinde olacak. Doğa Tarihi Müzesi, bu da çok önemli bir müze ve beni çok heyecanlandıran şeylerden birisi de semt müzeleri. Mesela Altınova vaktiyle bir belediyeydi. 1980 darbesinde kapatıldı. Altınova bugün değişim geçiren, başkalaşım geçiren bir şehir.
10 yıl sonra Altın Ova'nın bugünkü fotoğrafını da görmek mümkün olmayacak. Evet. Ama orada bir yaşanmışlık var. İşte semtlerimizin bu tip yaşanmışlıklarını semtlilere anlatacağımız, hemşehrilerimize anlatacağımız, mahallelere de semtlere de cazibe olacak bir çalışma semt müzelerimiz. Aslında şehrin dünüyle yarın arasında kent belleğine bir iz bırakmayı istiyoruz bu çalışmalarla. Tren müzemiz başladı. Evet. Trenin üzerinde biliyorsunuz çok önemli bir tarih var. Ve aslında bizim milletimizin, bizim tarihimizin tren sevdası da sanayileşme noktasında, ülkemizin sanayileşmesi noktasında çok anlamlı. Madem ki 2023 hedeflerinde Antalya'ya hızlı tren getirecek bir liderimiz ve bir hükümetimiz var. Tren gelmeden önce trenin hikayesini, hatırasını, sanayimiz açısından, şehirleşmemiz adına neler ifade etti, ediyor ve edecek, onları anlatacağız. Ray gelmeden lokomotifle vagonu getirdiniz zaten. Şimdi onu anlatacağız. Deniz Müzesi de çok önemli. Antalya gibi kadim bir deniz şehrinin bir deniz müzesine, nitelikli bir deniz müzesine sahip olmasını çok önemsiyoruz. Denizcilik de var anladığım kadarıyla, değil mi onun içinde? Tabii. Yani sadece deniz ürünleri değil, denizcilik tarihi de. Denizcilik tarihini anlatacağız bu müzenin içerisinde. Bakınız, Antalya bir açıdan çok önemlidir Türk tarihinde. O da nedir? Antalya'nın fethiyle birlikte, yani Selçukluların, Anadolu Selçuklularının Antalya'yı fethiyle birlikte aslında 2000 yıllık Türk tarihinde Türkler ilk defa denizle Antalya'da buluşuyorlar. Bir de zaten fethin gerekçesi de o anladığım fethin kadarıyla. Yani bu. Orası bir limanıdır. Türklerin denize açıldıkları ilk noktanın adı Antalya'dır. Ve Çaka Beyliği'nden önce demek evet, ki Antalya. Evet efendim. Ve işte Antalya'nın bu özelliğini de orada gün yüzüne çıkaracağız. Denizciliğin Antalya açısından önemini ve Antalya'daki tarihini anlatacağız. Tasavvuf Müzesi, Yörük Müzesi, Sanayi ve Endüstri Müzesi ve tabii ki pitoresk Antalya. Bu bizim için çok önemli. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki Deniz Müzesi'nin içerisinde pitoresk İstanbul yapılmıştı. Hı hı. Ve milyonlarca ziyaretçiyi davet etmişti, orası ağırlamıştı. Yeni tanıştığımız bir müzecilik ve, evet, konseptiydi. Ve çok ileri düzeyde bir müzecilik bu, pitoresk Antalya Müzesi. Ve çok yüksek bir ufkun neticesi, Antalya'ya çok yakışacak ve Antalya'ya çok değer katacak bir müze olacak burası. Ve yine festivaller burada, cazibe merkezi Kepez konusunda. Biliyorsunuz nostaljik otomobil tutkunlarıyla çok farklı bir gönül bağı kurduk. Evet. Türkiye'nin farklı yerlerindeki gençlerle bir araya geliyoruz. Çeşitli 124'lerle başladınız. 124'lerle başladık. Arkadan Mercedesçiler geldi, Vosvosçular geldi vesaire. Şimdi biz istiyoruz ki yılda bir defa Türkiye'deki bütün nostaljik otomobil tutkunlarını bir araya getirdiğimiz 3 gün boyunca devam eden bir festival yapalım. Hı hı. Ve okullar açılmadan bir hafta önce yapacağız bunu, Eylül ayı içerisinde. Hedefimiz 3 günde 1 milyondan fazla ziyaretçiyi dokumaya getirmek ve Türkiye'de de bambaşka bir etkinlik konseptinde gençleri bir araya getirmek, otomobil tutkunlarını bir araya getirmek istiyoruz. Bilim Festivali, Portakal Festivali ve Kepez Kitap Fuarı, bunlar da yine çok önemli cazibe merkezi haline gelmemiz açısından projeler, eserler. Fly-in Havacılık Festivali, Fly-in'i biliyorsunuz geçtiğimiz evet, yıllarda Antalya'da ilk biz düzenledik. Şimdi güzel bir uçak pisti de yaptık. O da başında güzel de bir uçak pisti yaptık. Aslında bizim orası drag pisti olarak geçiyor ama evet, uçağın da indiği, uçakların da, küçük uçakların da inebildiği bir orası hava meydanı oldu bir anlamda. Bunu da ilk açılışında uçakla inerek göstermiş olduk. Şimdi orada Fly-in Havacılık Festivali yapacağız. Model Araba Otomobil Festivali yapacağız. Drone festivalleri yapacağız. Biliyorsunuz teknofestler artık çok çok önemli. Özellikle evet, istikbal göklerdedir ve Cizre'sinin peşinden giderek oluşturduğumuz projeler bunlar. Gençlerin biraz da havacılığa ilgisini, dikkatini çekme anlamında ortaya koyacağımız çalışmalar. Çikolata kahve festivalleri, motor sporları yarışları da
Yine Zeytincilik Festivali de bu alanda, yani bu anlamda Kepez'i cazibe merkezi kılacak çok önemli projelerimizden. Ve tabii ki çok önemli bir projemiz daha var. Antalya Şehitler Müzesi'ni kuracağız. Bunu tam da bugün, yani 18 Mart'ta, yani Şehitler Günü'nde hemşerilerimizle paylaşıyor olmak da ayrı bir tevafuk ve ayrı bir güzellik. Bakınız, şunu ifade etmek isterim. Antalya'da çok fazla şehidimiz var ve tarih içerisinde çok fazla şehitlerimiz var ve bunların aziz hatıraları var. Hem öyle bir müze kuralım ki onların hatıralarını fotoğraflarıyla, isimleriyle, özel eşyalarıyla orada yaşatalım. Hem bu müze şehit ailelerinin bir araya geldiği önemli bir mekan olsun. Evet. Hem de şehitlerle aralarında bir gönül bağı kurmak isteyen hemşehrilerimiz için de, Antalya'ya gelen ziyaretçilerimiz için de bir buluşma noktası olsun. Çok ileri düzeyde milli ve manevi değerlerimizin güçlenmesine, kardeşliğimize katkı sağlayacak çok önemli bir proje. Antalya Şehitler Müzesi'nin de temelini inşallah Fethin, Büyük Fethin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta birlikte hep beraber atacağız. Bunun da projesi hazır efendim. Ve gördüğünüz gibi müzelerle, festivallerle, şenliklerle, etkinliklerle 12 ayın 12'sinde de Antalya'ya gelen hemşehrilerimiz için önemli bir gezinti yeri haline gelmiş ve böylelikle sosyal hareketliliğini bambaşka bir seviyeye taşımış bir Kepez inşa edeceğiz. Bu işimizi, aşımızı ve ekmeğimizi de büyütecek. Bakın, şurada ifade ettiğim festivallerle, müzelerle yılda 2 milyonun üzerinde belki de ziyaretçi ağırlayacağız. Evet. Kepez'e 2 milyonun üzerinde sadece bu etkinliklerle, müzelerle insan taşıyacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Neden? Çünkü gelen her misafir Kepez'in ekonomisine katkı sağlayacak. Doğru. Esnaf kazanacak, Kepez'in arazileri değerlenecek, Kepez'de farklı bir katma değer meydana gelecek ve bu mutluluk da hepimize ait olacak. Diğer taraftan kültür sanat alanında da bu eserler Kepez'i ön plana taşıyacak, Türkiye'de gündeme oturtacak çalışmalar olacak ve bunlardan dolayı da biz gerçekten çok heyecanlıyız. Aynı zamanda bunlar sizin yıllar öncesinden koyduğunuz bir vizyon var. Modern kentlerde ne varsa Kepez'de de aynısı olacak, evet, vizyonunuza. Efendim, adım adım yürüyüşünde. Oraya da getirmiş efendim, 123 oluyorsun. Projeyi 9 ana başlıkta siz lansman yaptınız, hemşehrilerinizi anlatıyorsunuz. Biz 1 ve benim sayemde 9'u anlatabildik. Arada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. var. Kültür sanat ayrı bir ana başlık var. Onları da fırsat bulur inşallah seçim dönemine kadar. İnşallah bu hafta içinde bir daha görüşme imkanımız olursa diğer projeleri de arz etme imkanı buluruz. Ondan dolayı da çok mutlu olurum. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Lütfen son sözlerinizi tabii ki. Bu proje kitabımız yüksek bir ufukla hazırlandı dedim ya. Ve bu proje kitabımız aslında 123 projemiz bizim sadece Kepez'de yaşayanlar için değil. Evet. Antalya'ya gelen her misafirimiz için de az evvel izah ettiğim çerçevede çok anlam ifade ediyor. Yani biz Uğur Bey bu projelerle Antalya markasına destek veriyoruz, katkı sağlıyoruz, değer kazandırıyoruz. Bu projeler hayata geçtiğinde Antalya'ya gelmek için pek çok sebep olacak. Ve turizmden beslenen, turizmi ekonomisi için itici bir güç olarak kabul etmiş ve turizmini geliştirmeyi de kendisine politika edinmiş bir şehir için bu 123 proje çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bunun da altını özellikle çizmem lazım. Diğer yönüyle bu projeler hayata geçtiğinde Kepez'de yaşayanlar kendilerini çok ayrıcalıklı hissedecekler. İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarımıza, sağlık alanında, eğitim alanındaki projelerimize değinemedik. Umarım, dilerim ve isterim bu hafta içerisinde bir İnşallah. Program daha yapar, onları da hemşehrilerimize anlatırız. Şu kadarını söylemek istiyorum. Kepez'de gözünü geleceğe dikmiş ve çok yüksek bir ufukla kenti planlayan, hemşehrilerine iyilik, güzellik üretmek için gece gündüz çalışan bir ekip var, bir takım var ve bir kadro var. Ve 31 Mart
Bu bakımdan çok önemli. Bizim bu gelecek projelerimize vize alacağımız çok önemli bir dönem olacak. Evet. 1 Nisan'dan itibaren de bu projeleri hazırladığımız ekibimizle birlikte büyük bir heyecanla, azimle, kararlılıkla yine geceyi gündüze katacağız ve önümüzdeki 5 yılı adeta bir gergef gibi işlemek suretiyle bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimize sözümüz var. Geçmişte nasıl onlara mahcup olmadıysak, daha çok çalışarak, daha çok heyecanı ortaya koyarak ve çok farklı bir sinerjiyi meydana getirerek Kepez'in geleceğine doğru yolculuğumuz devam edecek. Kepez'in aydınlık geleceğine çok daha güzel kilometre taşları ekleyeceğiz ve hashtag'imizde de ifade ettiğimiz gibi Kepez çok daha güzel olacak. Efendim, seçim kampanyanızda da başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum 31 Mart seçimlerinin. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi hafta için, önümüzdeki hafta için, bu hafta için de tekrar konuk etmek isteriz sizi. Çünkü çok eksik kaldı. 2 ile 8 arasını gene geçemedik. Sizi bir daha konuk etmek isteriz. Ayağınıza sağlık efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Sevgili izleyiciler, seçim 2019'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, iyi akşamlar diliyoruz.